Yani biraz önce de söyledim arkadaşlar. Yoldaş ailesi olarak biz bu aralar sürekli cenazede buluşuyoruz. 18 gün önce küçük amcamızı toprağa verdik. Bugün babamı toprağa vermek üzere buradayız. Babam zaten 70'li 80'li yıllarda yaptığı müzik, o günleri hatırlayan o jenerasyon iyi bilir. Ama bugünkü iletişim imkanlarıyla artık gençler de tanımaya başladılar, müzikle ilgilenenler. Biz de bundan sonra evlatlar olarak elimizden geleni yapacağız. Çünkü babamın daha ortaya çıkmamış onlarca eseri var. Onları önümüzdeki günlerde inşallah Türk halkının beğenisine sunacağız. Belli projeler herhalde olacaktır. Vallahi arayanlar soranlar çok ama bilemiyorum henüz gelen giden var mı, ben de göremiyorum. İşte Türkiye'deki sanatçının ölümü de böyle oluyor arkadaşlar yani. Bir de pişmanlarından bahsetmiştiniz. Onları özel şeyler arkadaşlar, pek özel konulara girmeyelim. Sanatçının özel yaşantısı bambaşka oluyor. Aile yaşantısı bambaşka oluyor. Babam kendine has bir insandı. Yaşadı ve öldü. Bundan sonra işte eserlerini bizler gündeme getirip yaşatmaya çalışacağız. Çok üzgünüm tabii. Sanatçılar aslında ölmezler. Onlar hep yaşarlar. Ergüner de eserleriyle yaşayacak. Bir konunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Çünkü çok yanlış anlaşılmış bir şehir efsanesi oldu artık bu. Ergüder asla sahipsiz olmadı. Yoldaş ailesi, Ergüder yoldaşın bütün kararlarına saygı duymak zorunda kaldı. Saygı duydu. Onu biz öyle kabullendik. Ondan bir takım şeyler beklemedik, bir beklentimiz olmadı. Onun çünkü müziğin dışında yapacak hiçbir şeysi yoktu. Biz ona her zaman saygı duyduk. Bu toplum da saygı duydu. Bundan sonra eserleri Ergüder'in artık bu topluma aittir. Onlara sahip çıkacak olan bu toplum. Siz de onunla evli de kaldınız. Şu anda hala da soy ismini de taşıyorsunuz. Evet, ben onun soyadını ömrüm oldukça onurla ve gururla taşıyacağım. Bana onun eşi olmam onurunu verdiği için ona her zaman teşekkür ettim. Her zaman. Onun bana hakkını helal etmesi gerekir. Ben de çok hakkı var. Allah gani gani rahmet eylesin. Elbet buluşacağız. Ben de gideceğim. Yani bir yerde buluşacağımıza inanıyorum. Diyecek başka hiçbir şeyim yok. Çok üzgünüm ama onunla geçirdiğim her gün, onunla geçirdiğim her saat, geçirdiğim yıllarım. Çok badireli yıllar atlattık. Çok şeyler atlattık beraber. Hepsi benim için çok özeldi. Allah ondan her zaman razı olsun. Mekanı cennet olsun. Başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Elleriniz dikkat edin. Salmayın birden. Vurmasın. Orla zeytin alanı mezarlığı.